Bizlerin yerinde olsam bir dakika bile durmam ve bir terk ederdim. Benim eşimin mesleğinden kime ne? Bana yapılan baskı aleme sıçradığı zaman gerçekten çok rahatsız olmaya başlıyorum. Bu kız bu parayı nereden buluyor? Ya da koca parası. Böyle şeyler biraz da insan. Ya da biraz şey yapalım bir dakika. İyi ki de evlenmişim. Bir gram pişmanlığım yok. Ya yapmayın. Yapmayın. Ben de insanım ve ben sevmişim. Herkese yeni bir video ile yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben Fatma Nur. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne bir makyaj videosu, ne bir vlog ya da ne işte markalardan gelenlerden bahsettiğim, arkadaşımla sohbet ettiğim bir video çekmeyeceğim. Daha farklı bir şekilde kanalımda daha önce hiç ama hiç bulunmayan bir videoyu çekiyorum. Çünkü daha önce hiç bu kadar bu videoyu çekmeye mecbur bırakılmamıştım açıkçası. Son zamanlarda, yani son zamanlar dediğim bu belki 5-6 aydır falan gelen kitlenin ya da gelen yorumların ve benimle ilgili oluşan düşünceleri ya da ne denir ona varsayımları yanıtlamak istediğim, daha doğrusu kendimi biraz açıklamak istediğim bir video çekmek istedim. Bu videoyu normalde çok fazla böyle hani çekmek istemiyordum çünkü böyle bir videonun kanalda var olması hiç hoşuma gitmiyor. Ama dediğim gibi bazı şeyleri mecbur kalıyoruz. Birkaç böyle değinmek istediğim nokta var. Hatta onlara not aldım. Çok fazla üzerine durmadan, çok konuşmadan ve sizi sıkmadan videoyu çekmek istiyorum. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi öncelikle biliyorsunuz bugün bu arada günlerden 26 Aralık Cumartesi. Dün Gizem'le bir video çektik. Gizem'le videomuzda yaklaşık 1,5 hafta önce falan çekmiştik. Gizem'le biz belki bir buçuk yıldır tanışıyoruz. Çok yani yanlış olmasın ama aşağı yukarı öyle bir süredir. Belki daha fazla bilmiyorum. Gizem'le aramızdaki arkadaşlık biraz daha böyle hani şey olur ya, bir kısım daha böyle heyecanlı, bir kısım daha böyle dinamiği yüksek, birisi daha sakin olur ve o insanlar çok iyi meçleşir. Bizim Gizem'le öyle oldu. Zaten videomu izleyenler için de şöyle bir şeyden bahsedeyim, orada da söylüyorum. Gizem'le ilk tanıştığımızda sanki yıllardır arkadaşmışız gibi böyle bir anda konuşmaya başladık. Ve ne o bana karşı bir hani böyle çekinlik kaldı, ne ben ona karşı bir çekinlik kaldım. Çok da güzel bir arkadaşlığımız var. Dedik ki hani çok tatlı bir işte, ikimiz de aynı anda evlendik, bir video çekelim. Hem ona hem bana. Videonun içinde ve başında, hatta video kliplerinden önce de Gizem'e de şey söylemiştim. Hani Gizem sen çok daha sakin birisin. Yüksek ihtimal biraz benim böyle çok daha konuşkan, atılgan, belki daha bir şeyleri yaparken heyecanlanan bir yapım olduğu için. Hani belki bundan bir şey olabilir falan demiştim. O dedi ki yok ya, dedi, ne olacak, hani beni bilen biliyor. Hani herkese karşı bu şekilde sakinim. Senin de yapını biliyorlar sonuç olarak. Bence hiçbir problem çıkmaz. Ki ben video içinde kendimi bayağı böyle hani şey yapmaya çalıştım. Tutmaya ve törpülemeye çalıştım. Ama dediğim gibi olaylar öyle bir gerçekleşiyor ki ben heyecanlanıyorum ve hani böyle kendimi tutamıyorum bazen. Bunu Gizem değil, Volkan'la da bir şey yaparken çok heyecanlanıyorum ve tutamıyorum kendimi. Neyse, video çektik ve ben aşırı olumluyum. Gizem aşırı olumlu. Editler bitti. İşte o izliyor benim videomu, liste dışı. Ben onunkini izliyorum. Her şey harika. Ki olsaydı Gizem de videodan sonra beni uyarabilirdi. Ben de onu. Bu video böyle oldu. Bunu bir daha mı yapsak ya da şöyle mi olsa diye, ama ikimiz için de hiçbir kusur yoktu ta ki videoları yükleyene kadar. Videoları yükledik. Ben diyorum ki aşırı eğlenceli bir video, işte kesin çok beğenilecek falan. Videonun altında, özellikle benim videomun altında ve Gizem'in videosunun altında çok fazla şey yorum görmeye başladım. Ne kadar terbiyesizsin. Gizem'in yerinde olsam bir dakika bile durmam ve bir terk ederdim. Bu nasıl misafirperverlik? O insan senin evine gelmiş. Resmen kızı azarlayıp oturtturmuşsun. Ve kız hiçbir şey söyleyememiş. Yüzünden ne kadar mutsuz olduğu belli. Genel yorumlar bu şekilde. Daha doğrusu topladığım bir yorum diyelim. Çok üzüldüm. Gerçekten o kadar üzüldüm ki, çünkü biz o gün Gizem'le belki videodan önce 3 saat, belki videodan sonra 2 saat oturduk, deli gibi sohbet ettik. O beni özlüyor, ben onu özlüyorum. Çünkü konuşacak ortak noktalarımız çok olduğu için sürekli sohbet etme halindeyiz. Ve videoda da aynı şekilde bu böyleydi. Sonuç olarak bir getirisi olması lazım videonun, bir eğlencesi. Konuşma, yani susacak. Sussak niye o zaman video çekiyoruz? Sonrasında ben çok üzüldüm dediğim gibi ve bunlar birkaç gelmeye başladıkça böyle daha fazla Gizem videolarımın altındaki yorumları görüp üzülmesin ve işte tüh bak bir video çektik, bu da böyle algılandı demesin diye ben birkaç böyle içinde argoda bulunan yorumları sildim. Sonrasında Gizem'in videosunun altını ben kontrol etmemiştim. İnanılmaz güzel benimle ilgili şeyler yazmışsınız gerçekten. Ve Gizem bu durumdan gerçekten hani benim rahatsız olmamı istemediği için yorumları kapatmış. Ve
yorumlar kapatılınca bu sefer de bana şöyle tepkiler gelmeye başladı. Senin yüzünden kız yorumlarını kapattı. Ne kadar işte seni düşünüyor hanımefendi ve senin ona yaptıklarına bak. Tek yaptığım şey çok konuşkan olmam ve videodaki heyecanımı size yansıtıyor olmamdı. Sonrasında Gizem'le konuştuk ve Gizem'le telefonla konuştum. Konuşmak istediğimi söyledim. Gizem çok üzgün olduğunu söyledi. Gerçekten dedi ki nasıl oldu böyle bir şey hiç anlamadım dedi. Keşke dedi böyle olmasaydı çünkü ben annemle izledim, arkadaşlarımla izledim videoyu. Biz çok beğendik ve bir kusur bulmadık. Hatta annem ne kadar güzel olmuş videomuz dedi. Ama yapacak bir şey yok. Yüksek ihtimal senin böyle heyecanlı olman ve işte benim biraz daha sakin olmamdan dolayı kaynaklandı diye konuştuk. Bundan sonra arkadaşlar birileriyle video çektiğim zaman belki de sizin beni görmeye alışık olduğunuz partner olarak değil de daha farklı, gerçekten kendi içimden gelen enerjiyi yansıtmamaya karar verdim. Çünkü böyle olduğu zaman sonuçlar pek iyi olmuyor. Ben kendimi olduğum gibi yansıtmayı severken siz olmadığım birini görmek istiyorsunuz anladığım kadarıyla. O yüzden güzel konusunu bu şekilde kapatıyorum çünkü değinecek başka konular da var. Biraz üzüldüm. Biraz değil, bayağı üzüldüm. Hatta dün babamın doğum günüydü ve babamın doğum gününde gelen tepkiler ve 5-6 ayın birikmişliğiyle ağladım. Ben de insanım ve gerçekten bu kadar insanın üstüne gelip psikolojisiyle oynayamazsınız diye düşünüyorum. Kimsenin bence buna bir hakkı yok. Ama bazı insanlar bunu işbellemiş ve gerçekten bu raddeye geldiğim için çok üzgünüm. Bu arada arkadaşlar bu videoyu çekmemin de sebebi benim bütün takipçilerim bu şekilde ve ben hepinizden nefret ediyorum. Asla böyle bir şey değil. Kitle büyüdükçe oran %10'luk bir kısım her zaman herkeste vardır diye düşünüyorum. Kötü düşünen ya da insanları demonize etmeye çalışan. Ama kitle büyüdükçe oran da büyüyor. İşte %10'luk bir kitle olduğu için ben bu videoyu aslında %10'luk kitleye kendimi anlatabilmek. Eğer kazanabiliyorsam onları geri kazanabilmek. Eğer kazanamıyorsam rica ediyorum onların artık beni engellemesini ya da takipten çıkmasını ya da videolarımı izlememesini söylüyorum. Çünkü ben artık şöyle bir karar aldım. Beni mutsuz eden, benim psikolojimi iyi etkilemeyen ya da beni hayatta yaptığım işten soğutan kişileri artık görmek istemiyorum. Nasıl yakın çevremde görmek istemiyorsam, o insanlarla muhatap olmuyorsam, konuşmuyorsam bu tarz insanları da görmek istemiyorum. Ya sizi beni engelleyin ya ben sizi engelleyeyim. Bunu açık yüreklilikle de söylüyorum. Çok fazla artık böyle şey yapmak istemiyorum ve konuyu değiştireceğim. İkinci konumuz arkadaşlar Volkan'ın mesleği. İnanılmaz problem haline gelmeye ve merak edilmeye ve didiklenmeye başlayan bir konu. Çok şaşırıyorum. Hatta YouTube kanallarına bile konu olarak alındı. Biraz üzüldüm. Neden üzüldüğümü de açıklayacağım. Volkan'ın mesleğini neden merak ettiğinize dair hiçbir fikrim yok bu arada. Çünkü benim çevremde çok fazla influencer ve YouTuber var ve kimseyle sohbet arasında, çünkü herkes bir derdini bir şeyini anlatabiliyor yan yana geldiğimizde, kimseden böyle bir şey duymuyorum ve ben böyle bir şey söylediğim zaman insanlar şoka giriyor. Ne demek yani, ne münasebet, kim ne diye sorgulayabilir diye düşünüyorlar. Bu arada arkadaşlar Volkan'ın okuduğu bölüm işletme yönetimi. Pardon, şu telefonu sessiz alayım. İşletme yönetimi ve kendisinin zaten bir YouTube kanalı var ve onun videolarını çokça bunlardan bahsettiğimiz için benim kanalımda beni ilgilendiren şeylerden bahsediyorum genelde. Volkan'ın karantina öncesi zaten bir videosunda dediğim gibi söylüyoruz, söylemiştik de. Ketin firmasında depo amirliği yapıyordu kendisi ve bunu birçok kere söyledik. Soru soru cevaplarda da söyledik, storylerde de işte yapılan soru cevap, canlı yayınlarda da söyledik. Ama nereden çıktığını bilmediğim bir şekilde Volkan'ın mesleği aslında bunlar değilmiş ve işte bu çocuk işte okumamış ya da ben de okumamışım, böyle de bir algı var. Ve Volkan taksicilik yapıyormuş ve ben bundan utanıyormuşum gibi bir izlenim çıkartılmaya başladı. Bu nereden çıktığını bilmiyorum. Birçok kişi de bunu bu şekilde yorumladı ve insanlar da ben konuşmadıkça bunu böyle algıladı diye düşünüyorum. Volkan'ın babasını taksicilik yapıyor ve Volkan'ın babasının yaptığı meslekten de utanmıyoruz. Zaten taksicilik utanacak bir meslek değil bence. Hiçbir meslek olmamalı da. Ama insanlar diyor ki bu şekilde yansıtıyor. Aa işte utanıyormuş. Aslında bu algıyı yaratan ve taksicilik aslında utanılacak bir meslekmiş gibi lanse eden aslında sizsiniz burada. Yani bu yorumları yapan kişiler. Olay nereden çıktı? Bence biz şöyle tahmin ediyoruz. Volkan'ın babası dediğim gibi taksicilik yapıyor ve zamanında biz o zaman Volkan'la sevgiliydik. Ben çok iyi hatırlıyorum. Babası rahatsızlandı ve yakın çevreniz varsa ya da az çok bu konulara hakimseniz bilirsiniz. 24 falan yapılan günler, hatta 36 saat yapılan günler oluyor taksicilikte. Ve Volkan'ın babası rahatsızlandığı için Volkan da babasına yardımcı olmak amacıyla taksiye çıkmıştı. Ki bu çok normal bir şey. Yani babanın fırını da olsa oraya da gidersin yardıma bir sıkıştığı zaman. Sonrasında yakın çevresinden birisi gördü, bunu yaydı ya da bir takipçimiz gördü bunu bir şekilde, anlamıyorum, bilmiyorum. O bu şekilde yaydı ve olay çığ gibi büyüdü. Ve bu olay çok uzun zaman önce oldu, biliyorum. Sevgililik zamanı nasıl bu sıra patladı onu anlamadım. Ama yüksek ihtimal bu bizim son zamanlarda işte yaptığımız araba vesaire tarzı işte gösterimler, araba aldı vesaire. Bunlar biraz sanırım bazı kitlenin hoşuna gitmedi ya da işte bunların parası nereden geliyor diye düşündü. Buradan çıktı diye düşünüyorum konu.
Ama dediğim gibi bu tarz şeyler bence kesinlikle utanacak şeyler değil. Tam tersi bunları konu eden kişiler bence utanmalı. Çünkü aa bak taksiciymiş kocası ve bundan utanıyormuş diye konu alıyorsanız ya da yorumlarda ya da bilmem ne sayfalarında yazıyorsanız burada bence hatayı siz yapıyorsunuz. Düşünmesi gereken kişi de sizsiniz. Çünkü bana kimse Volga'nın mesleğini sorduğu zaman ben söylemek istemiyorum diye bir şey söylemedim. Önemsemedim çünkü benim eşimin mesleğinden kime ne. Ama dediğim gibi bu konu biraz sanırım polemikliydi. Bunu da buradan açıklamış olalım. Bu arada arkadaşlar madem bu kadar merak ediliyor bunu da söyleyelim. Volkan'ın şu an yaptığı meslek diyorum ya biraz gündem oldu. Volkan'ın şu an medikal ürünler üreten bir yerde çalışıyor. Böyle bir iş yerimiz var ve burada çalışıyor. Ve işte şimdi ben bunu burada söyledim. Belki ileride bir gün, bir yıl sonra, iki yıl sonra, üç yıl sonra farklı bir mesleğe atılacak ve farklı bir yerde çalışacak. Sonrasında da şu olacak diye düşünüyorum. Aa bak Volkan böyle diyordu ama böyle değilmiş. İşte yalan söylüyor aslında şu mesleği yapıyor. Yani insan, ya biz de insan olduğumuz için bizim de iş değiştirmelerimiz olabilir. Farklı mesleklere yönelebiliriz. Hayatın getirileri olabilir. Yani Volkan bir ara evet getir firmasında çalışıyordu. Şu an bu işte çalışıyor. İleride bir gün ne işte çalışacağı belli değil. Değişebilir. Çünkü diyorum ya biz de insanız. Ve dediğim gibi bu konular üzerine işte bak şuydu buydu ve her seferinde biz bunu açıklamak zorunda da değiliz. Böyle bir zorunluluk da yok. Ama dediğim gibi bazı insanları açıklamak ve bir şeyleri anlatmak da istiyoruz. Çünkü hepiniz değerlisiniz bizim için. Ne kadar bazıları çok da şey yaklaşmasa bile. Kısaca böyle yani. Olan bir şeyi saklamıyoruz. Saklamak da zorunda değiliz. Ha saklasak bile kimi ilgilenir. İlgilendirir onu da bilmiyorum. Dediğim gibi hiçbir mesleğin utanılacak bir yanı yok ama bu şekilde lanse edilmesi biraz kırıcı oldu tabi. Ve sıradaki konumuza geçelim. İstediğim diğer konudan bahsedelim. Bir yine böyle bir furya çıktı. Bir, hani herkes hakkında bir şeyler söylüyor ya olsun olmasın bir olay patlıyor. Şöyle bir şey gördüm geçenlerde. İnanın nerede gördüm hatırlamıyorum. Belki bir girdiydi belki birisi bana attı işte bak böyle demişler hakkında falan diye. Bizim şu an oturduğumuz evin her şeyi ama her şeyinin sıfır para ile yapıldığını ve tamamıyla sponsorlu olduğunu, bunu da takipçilerimiz üzerinden kazanç olarak elde ettiğimizi hani sanki ben birinin cebinden parasını alıyormuşum gibi lanse edilmiş. Böyle bir şey çıkmış. Böyle bir şey yok. Bunu çok kısa geçeceğim. Böyle bir şey tabii ki yok. Yani kim kime 0 TL ile ev düzer. Daha önce tabii ki çekmedim ev turunu. Evin belki detaylarını bilmiyorsunuz ama görseniz o kadar çok detay var ki evde. Yani mümkün değil. Mümkün değil. Ama tabii ki herkesin evinde belki bir tane bile olsa bir ürünü, bir hediyesi, bir sponsorlu olabiliyor. Bu konuda kesinlikle yok diyemem. Çünkü benim şu an mesela karşıma bir mum var ve o mum bizim adımıza hediye edilmişti. Gibi şeyler olabilir. Bunlardan da zaten paylaşıyorum, bahsediyorum. Hediye geldi, teşekkür ederiz tarzında ama evin tamamının 0 TL ile düzülmesi biraz ironi olmuş. O yüzden öyle bir şey yok tabii ki. Onu da açıklamış olayım. Bir diğer konumuz, çok saçma biliyorum ama ablamla olan aramdaki ilişki biraz sorgulanmış. Ablam da düğün zamanı onu paylaştığım için beni takip eden insanlar istiyorlar ki ailemi işte eşimi dostumu da takip edelim. Ablamla görüşmüyormuşuz ve küsmüşüz. Öyle söylüyorlar. Hatta sevmiyormuşum falan. Aslında böyle bir şey yok arkadaşlar. Tabii ki her zaman çok sıklıkla görüşemeyebiliriz. Bir ablamla daha fazla görüşebilirim. Biriyle daha az görüşebilirim. Bu o insanın hayatındaki yoğunluktan ya da benim belki yoğunluğumdan ya da diğer kişinin yoğun olmayışından kaynaklı olabiliyor. Bu tarz şeyleri böyle gerçekten gündem etmek ya da ailesel şeylere karışmak bence biraz tuhaf. Ben yapmazdım. Yapılmasından da hoşlanmıyorum. Yalan yok. İşte Volkan'ın mesleğiymiş, ablamla küslüğümmüş falan. Bu tarz şeyler biraz bana özel kalması gereken bir şey. Öyle bile olsa benim ablamla olan küslüğüm kimseyi ilgilendirmez. Yanlış mı? Bence doğru. Bu tarz hani sonuç olarak şöyle söyleyeyim. Bu arada ablam da çok üzülüyor. Beni üzmeniz dışında. Bu arada genel konuşuyorum. Lütfen herkes kendi üzerine alınmasın. Zaten kim ne yaptığını ya da kendini nasıl lanse ettiğini biliyor. O yüzden dediğim gibi o %10'luk kısımla biraz daha konuşuyorum gibi düşünün videoda. Ne kadar üzüldüğünü bilemezsiniz. Geçen gün şöyle bir şey söyledi bana. Bize gelmişti işte böyle yemek falan yedik işte. Böyle çıkacağız evden çıkacaklar daha doğrusu evlerine gidecekler. Fatma Nur dedi story çekilelim mi dedi. Çekilelim de ne oldu dedim hani böyle sanki bir şey olmuş gibi söyledim bir şey mi oldu dedim. Hayır dedi sadece dedi herkes dedi artık dedi sürekli Fatma Nur seni sevmiyor ya da işte görüşmek istemiyor ya da işte siz küssünüz tarzı ithamlarda bulunuyorlar ve ben bunlara rahatsız oluyorum dedi. Yani bana yapılan baskı aileme sıçradığı zaman gerçekten çok rahatsız olmaya başlıyorum. Ve lütfen dediğim gibi bazı şeyleri yaparken biraz da bizim de insan olduğumuz ya da karşı tarafın da alınabileceğini öyle bir şey olup olmadığına dair kesin olmasa bile hemen bu konu üzerine bir varsayım oluşturmadan bence bir düşünün derim ben. Bir diğer konumuz arkadaşlar yaşım itibariyle belki biraz da konu olan aslında herkesin yani YouTube yapan ya da Instagram yapan herkesin elde ettiği bir şey. Ama bende yine biraz bir sansasyon olmuş. Araba almıştık biliyorsunuz. Bu benim ikinci arabam. İlki de Nissan Qashqai'di ve bunu o zaman da aldıktan belki kaç ay 6-7 ay sonra videosunu çektim. Bunun da sebebi yine aynı şekilde tepki toplamamaktı. Ama sonra dedim ki hani ben bununla çok mutluyum ve bununla gurur duyuyorum ve ben bunu paylaşmak istiyorum. Mutlu olduğum şeyleri paylaşmak için zaten bir kanalım var diye düşünüyorum.
bilmiyorum. O yüzden bunu paylaşmıştım. O zaman belki bu kadar tepki almamıştım. Ama evlendikten sonra diyorum ya, tepkiler çok fazla değişti ve çok sertleşmeye başladı. Belki YouTube camiasında en çok yorumları okuyan ve like atan ve geri dönen insanlardan birisi olabilirim. Eski videolarımı bilin, orada bile like attığım çok fazla şey vardır. Yani beğendiğim, kalp attığım. Ve hepsini önemsiyorum. O yüzden bu açıklamaları da yapıyorum aslında. Çünkü herkesin fikri önemli. Ben insansam karşımdaki de insan. Onu da kazanmak bizim için ne kadar iyi bir şey olur. Aslında bunu düşünüyoruz. Araba aldıktan sonra biraz şey oldu. Bu kız bu parayı nereden buluyor? Ya da koca parası. 20 yaşında niye evlendim belli oldu. Falan tarzı. Çok fazla linç edildim diyebilirim. Ama ben bunu böyle yorumlamıyorum. Tam tersi. Ben o zaman da söyledim. Ben babamın evindeyken de, evlenmeden önce de bu hani kendime bir araç almışım sonuç olarak. Evlendikten sonra bir şeyleri başaran birisi değilim. Ya da babam sayesinde, o sayesinde, bu sayesinde birisine muhtaç olan birisi de değilim. Ama olabilirdim. Ve ben şöyle söyleyeyim. Benim için en önemli şey, yemin ederim bakın gerçekten çok samimi söylüyorum. Birisinin parası değil, birisinin maddi değil, manevi değeri. Ben babamın benim YouTube başladığımdan beri desteklediği için ona minnettarım. Ya da Volkan böyle şeyler biraz duygusallaşıyorum. Ya da biraz şey yapalım bir dakika. Ya da Volkan hani benim hayatımda olduğu için, beni iyi yönlendirebildiği için, hayatımda verdiğim kararları daha doğru yöne ilerletebildiği için ona da minnettarım. Ya almak istemiyorum ama. Ben böyle şeylerle mutlu olan birisi değilim. Zaten olacak olsaydım arkadaşlar, ne hayat tarzım böyle olurdu, ne aldığım şeyler böyle olurdu. Beni hiçbir zaman pahalı çantalar, pahalı kıyafetler, pahalı mekanlar, pahalı oteller bilmem ne, oralarda görmemişsinizdir. Görebilirsiniz ama yani ben bunu da seviyorum. Evet, ama benim hayattaki önceliklerim biraz daha kendimi, ailemi, ileride belki olacak çocuğumu garanti almak olduğu için, aynı şekilde Volkan da öyle. Biz böyle eğitildik çünkü. İlk başta ev, araba, işte yapılacak bazı yatırımlar, kendi YouTube kanalına yapılacak yatırımlar, biz bunları önemsedik ve bunların üzerine işler yaptık. O zaman da mesela daha farklı bir araç alabilirdim. Bu arada bindiğim ilk arabam gerçekten bana göre dünyanın en güzel arabası. Bindiğin araba en güzel arabadır diye bir laf var. Ve en iyisi sendedir yani. Benim bindiğim ya da benim kullandığım her şeyin en iyisi bence o. Yani daha iyisi mutlaka vardır ama ben öyle düşünüyorum. O zaman da farklı bir şey yapabilirdim. Farklı bir işte iki araba alırdım, bilmem ne yapar. Bir şeyler yapabilirdik arkadaşlar ama ben hiçbir zaman bir şeyin fazlasına gözüm yok. Hiçbir zaman da yok. Allah herkese nasip etsin inşallah. Herkes kendi özgürce harcayabileceği parayı kazanabilir inşallah. Ama böyle biraz araç konusunda çok fazla üstüme gelindi ve çok kırıldım. Ailem de okuyor benim bu yorumları. Volkan ailesi de okuyor ve daha önce hiç tanışmadığım insanlara bu şekilde lanse edilmek benim pek hoşuma gitmiyor. Koca avcısı çok çirkin bir kelime. Yani koca avcısı olacak olsaydım bence daha farklı bir şekilde görürdünüz beni diye düşünüyorum. Yani ben hiçbir zaman öyle birisi olmadım. Neyse, bu konuya çok girmek istemiyorum. Kısadan ise bir şeyleri yaptığım zaman ben çok mutlu oluyorum ve sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah siz de benimle paylaşırsınız bu şeylerinizi ki çok ama çok teşekkür ederim. Araba aldığım zaman o kadar çok destekleyen insanlar olmuştu ki ilkinde de ikincisinde de. Çok gurur duyan insan da oldu. Yemin ederim çok mutlu oldum. Çok da teşekkür ederim. Çünkü yine çok böyle çekine çekine yüklemiştim o videoyu. Kötü yorumların aksine çok güzel yorumlar oldu. Ama dediğim gibi şu insanların üstüne atılan etiketler biraz yaralayıcı olabiliyor. Ve ben bayağı bir yaralanmışım anladığım kadarıyla. Kendimi tutamadım, o yüzden kusura bakmayın. Çok da konuşmak istemiyorum üzerine. Sıradaki soruya geçelim. İstiyorum. Yani sıradaki soruya geçelim. Bu konu üzerine daha fazla konuşmayalım. Özel hayat konusuna girmek istiyorum şimdi. Benim nasıl herkes gibi bir özel hayatım varsa ve ben bunun istediğim kadarını sizlere gösterebiliyorsam, bir göstermek istemediğim bir taraf da olabilir. Herkes gibi. Herkesin özel noktaları olabilir. Ben biraz böyle bir şeyleri gösteriyorum diye göstermediğim yerleri de didiklemeniz ya da o konu üzerine yoğunlaşmanız bence pek doğru değil. Yani ben belki bu işi zaten bence öyle olmalı da bir şeyleri iyi bir şekilde paylaş. Ben her işte kötü olumsuz şeyi yansıtırsam o zaman ne anlamı kaldı? Belki ben birilerinin moralini yerine getiriyorum, işte kendini iyi hissettiriyorum ya da işte üzgünlüğünü unutuyorum. Benim amacım bu. Yani YouTube'da bir şeyleri iyi bir şekilde paylaşabilmek ve size moral, ilham, destek olabilmek. Ama bir şeyleri eğer paylaşmıyorsam ya da bu konu üzerine konuşmuyorsam bilin ki bu konuda ya konuşulacak bir şey yok, ya yanlış anlaşılmıştır ya da ya olmayan bir şeydir ya da gerçekten hassas olduğum bir konudur. O yüzden ne benim eşimi, ne benim babamı, ne onun annesini, ne benim Volkan'ın kardeşiyle olan, Doğukan'la olan aramdaki ilişkiyi sorgulamanız, yani sorgulamanızı istemiyorum diyemem ama sorgulamanız biraz şey, çünkü ben yani Doğukan'ı, benim hiç erkek kardeşim yok, bilen bilir. Hiç de böyle abim vesaire de yok, kuzenlerim arasında öyle çok yakın oldu. Doğukan'la aramdaki muhabbet tamamen abla kardeş muhabbeti. Hatta bazen yaşıt gibi oluyoruz Doğukan'la.
çok fazla sohbet ediyoruz, çok konuşuyoruz, çok işte makara yapıyoruz ve videolarda bazen bir şeyler hani böyle şey yaparsınız. Ya sen sus, sen konuşma falan yaparsınız böyle şakasına. Ama sanıyorsunuz ki o bir şaka ama bunu Fatmanur Doğukan'ı kötülüyor ya da Doğukan'a kötü davranıyor. Volkan buna nasıl izin veriyor? Ya da işte Fatmanur bir sus da Doğukan konuşsun. Halbuki Doğukan aynı daha demin Gizem konusunda bahsettiğim gibi çok sakin bir çocuk. Sadece çok 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 yakın çevresine kendini açan birisi. Yani bir kabuğunda bir çocuk. Ve videolarda aslında biz biraz onu böyle köpürterek açmaya çalışıyoruz. Ve biz biraz da dediğim gibi videoları eğlence amaçlı çektiğimiz için tarz şeylere takılmıyoruz ama insanlar biraz fazlasıyla üstümüze geldiği zaman ve ben gerçekten çok üzülmüştüm o Doğukan mevzusunda da aynı şekilde. Ve Doğukan bana şey demişti, ya yenge üzülme sakın, öyle bir şey yok, ben öyle düşünmüyorum falan demişti. Ve bana bu tarz yaklaştığı zaman yani ne o çocuğu buna mecbur edin, ne beni üzün, ne benim kişiliğimi 20 dakikalık bir yürü tanıyabilirsiniz. Ama yani benim tamamen tanımanız bence pek mümkün değil. Benim yansıdığım kadar her zaman söylüyorum. Ben kamera önünde farklı biri olabilirim, kamera dışında farklı biri olabilirim. Ya da video için yapılan bir şeyler olabilir, yanlış mı? Bunlar biraz şey oluyor yani, neden yargılamak gibi oluyor. Bu arada hani videolarımın süreleri uzadı biliyorsunuz. Neden uzadı? Çünkü bir şeyleri diyorum ya, her zaman olduğu gibi yansıtmak istiyorum aslında ben. Benim kişiliğim biraz da ben değilsem o ve beni böyle sevin. Sevmiyorsanız engelleyin ya da beni görmeyin. Çünkü beni seven bir kitle var ve ben oyunlarla çok güzel meş oluyorum ve onlarla sürekli böyle arkadaşım gibi sohbet etmek hoşuma gidiyor. Ve ben hani eğlendiğimde de şımardığımda da beni seviyorlar. Üzgün olduğumda da beni seviyorlar. Videolarımızın süresi neden uzun ya da neden işte çok fazla yerlere kat girmiyorsun? Çünkü dediğim gibi olması gerekeni yansıtıyorum ve ben buyum, bu şekilde yansısın istiyorum. İşte biz bunları planlayabiliriz. Biz hiçbir zaman soru cevap öncesi soruları bakmamışızdır. Doğukan'la olan ya da arkadaşlarımla olan videolar öncesinde hadi şöyle yapalım, böyle yapalım diye konuşmamışızdır. Her zaman doğaçlama ilerledi. Gizemli olan videoda da öyle. Soruları 5 dakika öncesi soru çektim. 5 dakika sonra oturduk birlikte anlık yanıtladık. Üzerine konuştuğumuz bir şey olmadığı için ve kurgu olmadığı için biraz da belki bu yüzden yadırganıyoruz. Çünkü yine çok fazla şey yapmak isterim ama belki bazı insanlar bunu seviyor olabilir. Hani görmek istediğinizi göster diyorsanız böyle de bir insan olabilirim bu arada. Çok yani kolay da olursun yani. Daha kolay kendin gibi bir şeyleri yansıtma. Ben bak böyleyim demektense şöyle ya sizin istediğiniz olsun demek daha kolay bence. Kendini ispatlamaktansa olanı vermek daha kolay bir şey diye düşünüyorum. Bu konuyu da biraz uzun oldu ama hemen hızlıca geçiyorum. Bir diğer konumuz evlilik. Artık evlendiğimden beri her videoda olmazsa olmaz konular. Çünkü belki çocuğum olacak 5 yıl sonra, olay farklı bir boyuta dönecek ve benim hala erken evlenmem konuşulacakmış gibi hissediyorum. Çok konudan bağımsız saçımı kestirmişim. Bu yaşta işte erken evlendim, bilmem ne yaptım, koca seni beğenmedim, niye saçını kestim? Ya Allah aşkına ne olursunuz lütfen ya. Vallahi çok şaşırıyorum. Yani arkadaşlar ben şu an çok mutluyum. Ve böyle olmasından gerçekten çok keyifliyim. İyi ki de evlenmişim. Bir gram pişmanlığım yok. Hayatımdaki olan insan benim ömrümü geçirebileceğim insan. Ve bu yüzden beklemek istemedik, evlendik. Bu kadar basit. Üzerine konuşulacak hiçbir şey yok. Biz zaten bir gün sonra evlenmedik, bir hafta içinde evlenmedik, bir ay sonra evlenmedik. Biz 3 yılımızı birbirimize verdik ve 3 yılın sonunda dedik ki evet istiyorum, ben istiyorum, o istiyor ve evlendik, bitti. Niye evlendik sorgulamak bence artık çok geçti. Hani geçti yani, bu saatten sonra bir şey olmaz diye düşünüyorum. Kimseye de ben sizce erken evlendim ya bana bir akıl verin demedim. Çünkü zaten bu tarz konuları ben gerekli kişilerle konuşuyorum kendi özel hayatımda. Ha böyle bir konu konuştuk mu? Hayır. Sadece böyle bir şey olsaydı beni ailem, beni etrafımdaki insanlar, arkadaşlarım uyarırdı. Demek ki benim yakın çevrem bende ki bu olgunluk demeyeyim de bende ki bu şeyi görmüş ki buna engel olmamış ve hiç de bir sorun çıkmadı. Yine geliyor 30-40 yaşında insanlar evliliği başaramıyor, yapamıyor, edemiyor, boşanabiliyor ya da işte pişman olabiliyor. Tabii belki bizim için bunu söylemek erken ama ben şu an kendimi mutlu hissediyorum ve ötesi yok. Yani neden erken evlendin, evlenmeseydin geçti. Bir diğer konumuz arkadaşlar, biraz ter bastı şu üstüm, açacağım. Ev turu neden çekmiyorsun ya da neden hala işte çekmedin tarzı. Ev turunun asıl çekmeme sebeplerinden birisi, evet evin eksikleri var ve bu eksikler bittiği zaman kusursuz bir şekilde yayınlamak istiyorum. Ama bu kusursuz olsun düşüncesi nereden geliyor? Çok emek verdik ve çok uğraştık aslında. 7 ay gibi bir tadilattan geçti ev, 7 ay süren. Biraz pandemiden dolayı da uzadı tabii de. Şunu görmek istemiyorum. Ben, burası benim evim, burası benim yuvam ve burası üzerine çok hayal kurmuşum, çok emek vermişim. Ve benim evimin, herkesin evi kendine göre bir mahremdir belki. Ben evimde bir şeyleri göstermekten çekinmiyor olabilirim ama bu demek değil ki evimle ilgili bir şeyler, yanlış bir şeyler söylensin. Aslında bundan biraz da çekindiğim ve her şey kusursuz olmalı. Kimse bir şey söylemesin, kimse kötü bir yorum yapmasın ya da işte evime hakaret edilmesin, beni mutsuz etmesin diye bu yüzden biraz erteliyorum. Diyorsunuz ki ya çek ya çek ne olur, şunu da sonra yapıver. Ama
Bunu diyen işte diyorum hocanın %80'li kitlem çok sağ olun bunu siz söylüyorsunuz ama bu tarz ev turları, ev videoları keşfete düştüğü ve seni tanımayan bilmeyen kitlenin de çok geldiği için o videoya kötü yorumlardan ve kötü enerjiden ve beni hiç rahatsız etmeyen şeylerin artık elimde gözüme çarpmamasını istiyorum. Çarpmasını istemiyorum çünkü eminim ki çok kusur bulunacak, çok eleştiri alacak ve bu yüzden biraz şey yaptım açıkçası, erteledim. Çünkü her şey kusursuz olsun diye bekliyorum. Bunun asıl sebebi, altında yatan sebeplerden birisi dediğim gibi gelecek kötü yorumlarda. O yüzden bunu da bu videoda şöyle çok kısa geçmiş olalım. Evet arkadaşlar, kısaca çok da uzasın istemiyorum videolar. Hani herkesin izleyebileceği daha böyle bilgilendirici, kısa ve net beni anlatan bir video olsun istiyorum. Yoksa daha değinilecek konular tabii ki oluyor. Her geçen gün olduğu gibi. Şundan bahsetmek istiyorum kısaca. Ben 16 yaşında YouTube'a başlamış ve bunu tamamıyla keyif olarak başlayan, yani keyif olarak yapan birisiydim. Çünkü böyle şeyleri çok severdim. Asla para kazanma içgüdüsüyle başlayan birisi dedim ki zaten 1,5 yıl falan ben YouTube'dan para kazanıldığını bilmiyordum. Ajansa girmiştim. Orası sen nasıl para kazanmıyorsun? Para kazanman kapalı mı falan diye beni işte uyarıp o şekilde ajansa girmiştim zaten hiçbir şey bilmediğimden ötürü. Hani bunu şöyle düşünün. O 16 yaşındaki Fatma Nur aslında hala 16 yaşındaki Fatma Nur. Hala o şey samimiyet bende var. Bazı insanlar çünkü samimiyetsiz olduğum ve şımardığımı düşünüyor. Yani şımarmak ya nasıl bir olabilir onu da bilmiyorum ama şımarmadım. Sadece herkes gibi ben de büyüyorum ve ben de gelişiyorum. Benim de belki konuşmam değişebilir. Benim de belki fikirlerim değişebilir. Ben de farklı bir şey bürünmüş olabilirim. Çünkü herkes her geçen gün büyüyor ve değişiyor. Ağzımı ya 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 konuşmamdan rahatsız oluyorsanız ki öyle konuştuğumu gerçekten düşünmüyorum. Ve bunu her böyle yakın arkadaşıma da her tanıştığım kişiye soruyorum. Acaba böyle miyim yani? Sen yeni tanıştın Emre bir söylesene fikrini merak ediyorum falan diye söylüyorum ama eğer tahmin edemeyeceğiniz seviyedeyse şuradan ya da şuradan bilmiyorum nereden artık takip etmeme butonu, abonelikten çık butonu tıklarsanız sevinirim. Çünkü ne kendinizi ne beni yorun, ne kendinizi üzün, ne beni üzün. Benim elimde değil, çocukluğumdan beri bu şekilde bir konuşma tarzım var. Bu hızlıkta, bu enerjiyle, bu heyecanla konuşuyorum. Tabii bu videoda biraz o heyecanı yaşayamamış olsam da pek yaşanacak heyecan kalmadı sanki. Ne diyorsunuz? Bence öyle. Kısaca hani çok da kısa olmuyor her kısaca dediğimde ama ben buyum. Beni seven kitleyi her zaman kucak açacağım ve her zaman seveceğim. Beni sevmeyen kitleyi de sevmek için ya da beni sevmeleri için uğraşacağım. Ama eğer gerçekten bir şeyler saygı boyutunu aşıyorsa, hakarete dönüşüyorsa ya da konudan bağımsız yorumlar geliyorsa yani mesela saçımı kestirmişim ya ben demişim ki bir postumda kestirdiğim gün nasıl olmuş yeni ben falan tam hatırlamıyorum caption'ı. Orada tam da bin tane falan yorum geldi. Orada o konu konuşuldu bitti. Ben belki sallıyorum şu an 6. fotoğrafımı atıyorum hala gibi olmuşsun bu ne senin suratını diyor birisi. Ya yapmayın. Yapmayın. Ben de insanım ve ben sevmişim. Sevmişim ve bu konu konuşmuş bitmiş. Yani bir konu üzerine çok fazla debertlemek bir insanı mutsuz edebilir. Bunu siz kendi yerinize de koyun. Empati yapın bizimle ilgili. Bu kendim adına konuşmuyorum bu arada. Yemin ederim YouTube çevresindeki arkadaşlarımla da biz bunları konuştuğumuz zaman herkesin bir yarası, bir artık tahammülü kalmayan noktalar var ve bunlar biraz da insanlara açık iş yapıyoruz ve sen buna mecbursun diye kafamıza vuran insanlardan dolayı da oluşuyor. Yalan yok bu böyle yani. Bazı arkadaşlarım psikoloğa bile gidiyor yani ki benim de şu an dün gece psikolojim hiç iyi değildi. Kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Ölü gibiydim resmen. Beni seviyorsanız takipte kalmayı unutmayın. Umarım kendimi anlatabildiğim ve saf duygularımı geçirebildiğim bir video olmuştur. Ben yani bu videoyu biraz mecbur olduğum için çektim artık çünkü dayanacak şeyim kalmadı bu konuda. Biraz doldum taştım. Umarım siz de bu saatten sonra benimle ilgili kötü düşünen varsa belki vazgeçmiştir. Belki hala böyle düşünüyordur ve aşağıdan takip etme butonuna kendisini öyle çıkartmıştır benim kendi listesinden diye umut ediyorum. Şunu söyleyeceğim arkadaşlar son olarak eleştiriye açık bir insan değilsin o zaman sen diye algılamayın bu videodan sonra bunu. Eleştiriye tabii ki açığım herkes gibi çünkü insanlara özel bir iş yapıyorsun. İnsanlara açık bir iş yapıyorsun ve bazı şeyler eksik olabilir. Fokustan çıkmış olabilir. Kamera kaliten kötü olabilir. Editim beğenmemiş olabilirsiniz. Girişim beğenmemiş olabilirsiniz. Ya da ne bileyim sürdüğüm ruju beğenmemiş olabilirsiniz. Bunlar olabilir ya da bunu giyme yakışmamış bak farklı bir şey giy sen böyle sen mesela bana son videomda öyle bir şey geldi sen böyle bir kız değilsin senin vücudun böyle değil ama senin boş göstermemiş bunu bir daha giyme dediniz mesela bunlar çok güzel eleştiriler ve ben bunu zaten videoyu izlerken de fark ettim evet biraz tuhaf göstermiş diye kendi kendime de düşündüm ama iş hakarete döndüğü zaman bu eleştiri olmuyor lütfen bunu anlayın bana kalkıp da hakaret ettiğiniz zaman işte iftira çünkü olmayan bir şey üzerine konuşulduğu zaman bu bir iftiradır. İftira atıldığı zaman. Var olmayan bir şeyi insanlara lanse ettiğiniz zaman ve çok da güzel bir özellik gelmiş bu arada araya es vereceğim YouTube'a. Bir insanın yorumunun üstüne tıkladığınız zaman bu zamana kadar size yaptığı yorumları gösteriyor. Yani birisini eğer ben engellediysem ki bu benim evde alakam.
bu insanın zamanında yaptığı yorumları görüyorum ve bu ne kadar olumsuz ya da kötü ya da değiştiremiyorum belli ki onun düşüncesini. Sadece bana kötü bir şeyler yazmak için giriyorum videolarıma. Bu insanları engelliyorum. Lütfen siz de beni engelleyin. Bir hakaret boyutuna geldiği zaman eleştirikten çıkıyor ve ben yorumunuzu siliyorum. Silmek de zorundayım. Çünkü benim ailem, benim arkadaşlarım, benim eşim, benim çevrem bunları görmek zorunda değil. Nasıl ben görmek ve katlanmak zorunda olmadığım gibi. Eleştirilerimi görebilirsiniz. Mesela bana babam arıyor diyor ki bak videoda şöyle yapmışsın. Ona takılmışlar. Bir daha öyle yapma. Ama hakaret olduğu zaman yani ben babamla videom üzerine konuşamıyorum. Ya da eşimle konuşamıyorum, arkadaşımla konuşamıyorum. Utanıyorum çünkü. Yemin ederim utanıyorum ya. Çünkü hakaret ediliyorum. Aileme geliyor laf bir yerde. Eşime geliyor. Olay dönüyor, dolaşıyor. Bunlar olmadığı zaman her şey mükemmel. Her şey açığız, her şekilde konuşabiliriz, diyalog halinde olabiliriz. Ama bunlar olduğu zaman yapmak istemediğim şeyleri de yapmak istemiyorum bu arada. Hani herkes gibi ben de savcılığa verebilirim, suç duyurusunda bulunabilirim. Siber zorbalık diye bir şey var ve bunu yaşadığım için bu videoyu çekiyorum. Bunları yapmak istemiyorum. Lütfen hani siz de bu videodan sonra belki eğer biriniz bile bana olmasın başkasına kötü yorum yaptıysa, daha hakaret ettiyse bir oturun düşünün ve ben ne yapıyorum diyeyim. Çünkü bazı insanlar kendi mutsuzluklarını başkalarına yansıtmayı çok istiyor, çok da seviyor, bundan haz alıyor ve o insanı o raddeye getirdiği zaman bu işi yapamıyorsan bırak diyor ve hayat bu kadar kolay veya işte bu kadar basit değil, bizim için de değil, bu benim işim ve ben bu işi yapacağım ama beni bu raddeye getiren insanlar daha fazla tahammül etmeyeceğim. Ya engelleyeceğim ya şikayet edeceğim. Ya da o insanı bir daha görmemek için elinden geleni yapacağım. Umarım siz de öyle yaparsınız. Hem kendi hayatınızda hem beni görmek istemiyorsanız. Videoyu kapatıyorum artık. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Videoyu izlediğiniz için de, bana değer verdiğiniz için de, yorum attığınız için de ve yorumlarınızın hepsini okuyacağım. Her videoda olduğu gibi ben bütün videoların hepsinde bu cümleyi kullanırım ve gerçekten de okurum. Her videonun altına muhakkak 400 yorum varsa 300'ü like'lıdır. 300'ü kalp atmışımdır. Ve bu şekilde olmasından da mutluyum. Yorumların hepsini okuyacağım ve buluşalım istiyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Dediğim gibi diyeceklerim bu kadardı. Yanlış bir şey söylediysem affedin. Hoşçakalın.